Merhaba arkadaşlar, Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle camdaki boya lekeleri nasıl kolaylıkla çıkar, bunun için neler yapmalıyız diye bir video çekmek istedim. Malum apartmanımız dışı boyandı ve gördüğünüz gibi camda çok zorlayıcı boya lekeleri kaldı. Şimdi bunları şöyle mermerdekini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten zor geçen bir lekeler. Bunları kolay yoldan nasıl geçeriz, nasıl temizleriz? Bunu yöntemini göstermek istedim sizlere de. Evet arkadaşlar, videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Evet, malzemelerimi hemen getiriyorum. Evet, kovamı hazırladım arkadaşlar. Bu kaba pisliği için içine domestos koydum. Bu şekilde böyle bir havlu bez aldım. Kolayca kirlerini çıkartabilmek için, kaba pisliğini çıkartabilmek için. Evet. Şöyle arkadaşlar, bir permatiğimiz var. Bu permatiğin camdaki, mermerdeki boyaları kolaylıkla çıkartmak için kullanacağız. Şöyle bu permatiğin bir pense yardımıyla kenarındaki şu çıkıntıyı keseceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde kesip hazırladık. Bununla kolaylıkla boyaları, camdaki, mermerdeki boyaları kolaylıkla sıyıracağız ve camda olsa gerek, mermerde olsa gerek hiçbir zarar vermeyecek çizmeden. Bu yıllardır kullandığım bir yöntem. Evet, şimdi gördüğünüz gibi kolaylıkla lekeler, boya izleri bu şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi camda hiçbir çizilme olmuyor. Aynı şekilde mermerde de bu şekilde bir çizilme olmadan kolaylıkla boya lekeleri çıkıyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tertemiz oluyor. Hiçbir şekilde iz leke kalmıyor arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Bu yöntemi herkesin evinde permatik vardır. Yoksa bile bir tane permatikle bütün camlarınızı, boya lekelerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde boya lekesi kalmadı. Penlerinizdeki boya lekelerinizi de kolaylıkla çıkartır. Evet arkadaşlar, şöyle bir yumuşak süngerim var. Tel değil arkadaşlar, sünger olacak. Şöyle de bir cifim var. Bu cifle de şimdi pencerelerimizin böyle aylık, yıllık diyeyim, kirlerini kolaylıkla giderebilmemiz için bu iki şeye de ihtiyacımız var. Şöyle gördüğünüz gibi kararmış penlerimizi, böyle soba dumanından olsun, tozdan olsun kararmış penlerimizi kolayca beyazlatabileceğimiz bir yöntem bu da arkadaşlar. Şöyle güzelce ciflediğiniz zaman kolaylıkla çıkıyor arkadaşlar.
Evet, şöyle göstereyim sizlere. Şimdi durlayacağım. Durlama şeyini de göreceksiniz zaten. Sonucunda da göreceksiniz. Bembeyaz oldu penlerimiz. Sizlere fikir olsun diye bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Gerçekten boya lekeleri olsun, böyle kalmış birikmiş kirler olsun, kolay çıkartamıyorlar. Temizlik şirketine de verdiğimiz zaman kimyasalları çok kullandıkları için penlerimiz olsun, mermerlerimiz olsun deforme oluyor. Evet, şimdi bezimizi de duruladığımızda gördüğünüz gibi camlarımız, penlerimiz ilk günkü gibi bembeyaz oldu arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, penlerimizin şu arasına bezimiz girse bile tam temizlemez. O yüzden şöyle ince uçlu bir tornavida yardımıyla şöyle bezimizi sıkıştırıp şöyle güzelce gördüğünüz gibi penlerimizin bu şekilde içlerini rahatlıkla temizleyebiliriz. Gördüğünüz gibi çıkan pislik. Apartman boyanacak diye bayağıdır silmiyordum camlarımı. Hem de size bir video çekeyim istedim. Bu şekilde gördüğünüz gibi ara boşlukları da harika oldu. Ben sileyim, hazırlayayım arkadaşlar. Daha sonraki işlemde görüşürüz. Evet arkadaşlar, camın ilk suyunu, kabasını aldık. Böyle permatikle, cifle güzelce gördüğünüz gibi temizledik. Mermerimizde hiçbir deforme olmadı. Gayet güzel oldu. Şimdi hemen ikinci suyumuzu yapacağız. Gördüğünüz gibi şöyle çerçevelerim de parladı. Evet, şimdi ikinci suyumuzu yapacağız. O suyumuzun içerisine de ben domestos koymak istiyorum. İyice hijyen olsun diye. Az sonra görüşürüz. Evet, aynı şekilde ikinci kova suyumu hazırladım ben. Gördüğünüz gibi bunun içerisine de domestos koydum. İyice temizlesin diye. Ve bu seferki işimiz daha kolay. Normalde az önce bayağı bir detaylı temizlediğimiz için şimdi normal cam siliyormuş gibi rutin bir şekilde camlarımızı sileceğiz arkadaşlar. En son kurulama suyunda görüşürüz arkadaşlar. Evet, en son cam beziyle olan duru suyumu hazırladım arkadaşlar. Şimdi normal camı silip işimi bitireceğim. Evet, cam bezimizi aldım arkadaşlar. Cam bezi olmayanlar pamuklu bir bezle de silebilirler. Hem durulayıp hem kurulayabilir veya gazete kağıdıyla silebilir. Ama pamuklu olmasın arkadaşlar. Çünkü pamuk olduğu zaman tüylenme yapar. Sarı bez kullanmıyoruz camlarımızda. Sarı sarı daha sonra tüylenme yapıyor. Evet, ben bu şekilde camlarımı sileyim. Daha sonra görüşürüz. Evet, camlarımı bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz oldular. Hiçbir boya lekesi de kalmadı. Şöyle de göstermek istiyorum. Dediğim gibi detaylı temizlik yaptım arkadaşlar. Böyle detay içlerine bezlerimizi koyduk. Buralarına şöyle yakınlaştırayım. Tertemiz oldu. Hiçbir boya izimiz de kalmadı.
yıpranmadı, penlerimize zarar vermeden camlarımızı sildik arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Evet, camlarımız bitti. Evet arkadaşlar, size videomu bitirmeden önce son bir püf noktası daha söyleyeyim bilmeyen arkadaşlarımız için. Bu temizlik yaptığımız bezleri normalde yıkıyoruz. Normal kilit çıkmıyor değil mi? Bembeyaz su akıyor normalde. Ama şöyle banyoda kullandığımız beyaz sabunla bezlerimizi güzelce yıkarsak normalde makineye de atsanız, normal yıkasanız da hiçbir zaman lekesi geçmez. Ama böyle beyaz sabunla şöyle göstereyim, yıkadığınız zaman kirleri, lekeleri çok çabuk aktığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi çıkan kire bakar mısınız? Bir daha yıkamak istiyorum. Normal cam bezlerinizi, temizlik bezlerinizi, banyoda kalan atacağınız sabunları, bu şekilde küçülmüş sabunlarınızı atmayın. En son böyle temizlik yaptığınızda temizlik bezlerinizi güzelce lekelerini, kirlerini gönderebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi suya bakar mısınız? Nasıl çıkıyor kirleri? Evet, gördüğünüz gibi lekelerinden temizlik bezimiz sabun sayesinde arındı. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Bugün de sizlere cam silmenin püf noktalarını anlatmaya çalıştım. Bilenler zaten biliyordur. Bilmeyenler için şöyle bir video çekmek istedim. Evet. Kanalıma abone olup videolarımı izlerseniz, beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bana destek olmuş olursunuz. İnşallah anlatabilmişimdir. Sizlere bir faydam olur arkadaşlar. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.